Kadın erkek ilişkilerinde oyun kurucu erkektir. Erkek bu oyunu kurmak için kadından aldığı sinyallere göre gerektiğinde riskli ve cesur hamleler yapmak zorundadır. Fakat bazı kadınlar kendilerine yaklaşan erkeklere çok karışık sinyaller veriyor. Sonra da keyfine göre kendisine aynı hamleyi yapan iki erkekten birine taciz ederken diğerine özgüveni yüksek alfa erkek diyebiliyor. Efendi erkekler de tacizci konumuna düşmemek için bir sahalardan çekiliyor. Meydan tacizci konumuna düşmekten korkmayacak kadar yüzsüz, 100 tane ok fırlatıp illaki birini tutturan çakallara ve ılık erkeklere kalıyor. Ilık erkekler asla kadına net bir hamle yapamazlar. Nesi kim oldukları belli değildir. Avlarının yanı başında bir kere bile saldırmadan yıllarca sabırla mal gibi bekleyebilirler. Oturup kadının diğer erkeklerle olan sorunlarını dinleyerek akbabalar gibi avlarının bayılmasını beklerler. Gerçek erkekler ise emekçidir, ekmeğinin peşindedir, aynen bir aslan gibidir. Siz hiç bir aslanın bir ceylanla oturup onun berkecanla olan problemlerini dinlediğini gördünüz mü? Bir aslan, bir ceylanı ancak saldıracağı en uygun anı tespit etmek için dinler. Ceylanın etrafında bulunmaya hak kazanıp onun uydusu olmak için değil. Gerçek bir erkek aynı aslanlar gibi bir deparda avını yakalar ve onu çıtır çıtır yer. 3-4 deparda avını yakalayamazsa enerjisi tükenir ve bir daha avlanamaz. Leş yemektense ölmeyi tercih eder. Efendi erkeklerin enerjileri tükeniyor. Bu yüzden kadınlar hem etrafa verdikleri sinyallere dikkat etmeli hem de girişken erkeklere biraz tolerans göstermeli. Yoksa ya çakallara ya da akbabalara kalacaklar.